Uzman ne diyor şimdi? Türk varlıklarının bu Günaydın. Elbette satışların devam yerlerde ederken risk sürülmesi priminin artış olayına. ve risk priminin yükselmesinin sebebi de ABD ile ilişkilerin gerilmesi olarak görünüyor. Daha kısa Amerika sonra ile çok iyi ABD ile gelişmeler olmadığını ilişkiler söyleyebiliriz. gerilmiş. Aslında her iki tarafta dışişleri bakanlığı Kılıçdaroğlu geldi. görüşmesi ve bazı diplomatik çabalar Kılıçdar. olumlu gelişmeler gibi görünse de henüz kadede net bir gelişme olmadığını görüyoruz ve risk primi yükselmeye devam ediyor. Özellikle TL ve borsa cephesindeki baskıda faizler etkili gibi. Şu anda baktığımızda bugün 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 65 bas puan yükseldi. Yılbaşından 65 beri bas puan toplam artış yükselmiş. 800 bas puana ulaşmış durumda. Bak, Merkez Bankası'nın yılbaşından ortalama beri fonlama maliyeti ise nasıl? toplamda 500 bas puan yükseldi. Faizlerdeki bu ana eğilim devam ettiği sürece TL ve borsadaki bu baskının da devam edeceğini düşünüyoruz. Faizlerin gevşemesi için ise iki tane olmazsa olmaz var gibi görünüyor. Bunlar enflasyon beklentilerinin düşmesi ve risk priminde azalma. Şu anda risk priminin azalması için ABD ile ilişkilerde daha yapıcı konuma geçmemiz gerekiyor gibi duruyor. Enflasyon Abele beklentilerinin düşmesi iyi için iş ise yer önümüzde kurmamız 1% bandında lazımmış risk biriminin azalması için. olan geçtiğimiz haftalarda ise Kime Yunanistan'ın diyorsun? açıkladığı 100 günlük eylem planı piyasaları bu konuda çok tatmin etmiş gibi görünmüyor ama Yüz Eylül'ün binlik ilk iki eylem haftasında planını açıklanması diyor, beklenti millet ortalama diyor ekonomik pek oranlar, umursamadı diyor. maliye politikası duruşu, enflasyon beklentilerini biraz hafifletirse faiz cephesinde bir miktar gevşeme görebiliriz ve bu borsada ve